Her ülkede Sayın Gülen gibi bir insan olması gerektiği kanaatindeyim. Her ülkenin farklı gruplarla konuşmalıyız, bağlantılar bulmalıyız diyen birinin varlığına ihtiyacı var. İsmim Profesör David Marsh. Southern California Eğitim Fakültesinde profesördüm ama artık emekli oldum. Şimdi ilgi duyduğum diğer projeler üzerinde çalışıyorum. Bir iki yıl önce üniversiteden birkaç profesör meslektaşım Türkiye'ye bir geziye gitti. Özellikle arkadaşım Anne Krigler bu gezinin kendisi için kişisel anlamda ne kadar önemli bir gezi olduğunu anlattı. Profesyonel anlamda bazı şeyleri anlayabilmesine ne kadar faydalı olduğundan söz etti. Eşim ve bana da Türkiye'ye gitmekle ilgilenip ilgilenmediğimizi sordular. Bence dünyada diyaloğun varlığına muhtacız. Birbirimizi dinlemiyoruz, birbirimizle konuşmuyoruz. Hizmet hareketi farklı dini gruplardan insanlara ulaşıp meslek ilişkileri ve arkadaşlıklar kurmakla ilgileniyor. Bu çabanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Gülen'e gelelim. Bu harika insanla hiç tanışmadım ama yazdıklarından çok etkilendim. Diyaloğun öneminden, sevgi, ilgi ve dürüstlük gibi değerlerden bahsediyor. Birçok insanın İslam ve farklı dini gruplarla olan bağlantılara dair düşüncelerini nasıl etkilediğine hayran oldum. Her ülkede Sayın Gülen gibi insan olması gerektiği kanaatindeyim. Her ülkenin farklı gruplarla konuşmalıyız, bağlantılar bulmalıyız diyen birinin varlığına ihtiyacı var. Dinler arası diyalog faaliyetlerinin harika olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birazdan söz edeceğiz. Ancak diyalog, okullar, eğitim, sosyal faaliyetler ve yardım konularında bu kadar kapsamlı bir görüşe sahip olması çok etkileyici. Birçok önemli konuyu ele alıyor. İslam açısından bilmiyorum ama belirli açılardan Amerika'da yaşayan biri olarak bu hareket sayesinde İslam hakkında birçok şey öğrendiğimi ve öğrendiğim şeyleri çok sevdiğimi söyleyebilirim. İnsanlarla yakınlaşıp, buluşup, konuşmak için inanılmaz bir fırsat. Türkiye'ye gitmeden önce gruptaki diğer insanlar gibi türban ve başörtüsü konularında endişeliydim. Tekrar bazı kökten dinci şeylere doğru yönelmemiz çok üzücü diye düşünüyordum. Seyahatte öğrendiklerimse bunların tam tersiydi. Dini değerler ve alçak gönüllülüğe ciddi şekilde önem verildiğini gördük. Özellikle Niğde'de, aynı zamanda Konya ve Antalya'da birçok kadınla konuştuk. Geri döndüğümde bu kadınların dini değerlere de sahip olmayı tercih etmiş güçlü kadınlar olduklarını düşünüyordum ve çok etkilenmiştim. İnsanlarla kurduğumuz bu yakın ve hakiki bağdan çok memnun oldum. Dürüst olmak gerekirse Sayın Gülen gibi insanlara ulaşıp bağlantılar kuran başka bir hareket bilmiyorum. Bu hareketin eşsiz ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bazen diğer dini gruplar pahasına belli bir dine ait çabaların teşvik edildiğini biliyorum. Sayın Gülen'e dair sevdiğim şey ise böyle bir şey istemiyor olması. Bizleri Müslüman yapmaya çalışmıyor. Sevgi, doğruyu söyleme ve hatta dedikodu yapmama gibi ortak değerler ve önemli bağlantılar bulmamıza yardım ediyor. Hatta birazdan Nide'deki Mustafa Bey ve Fatma Hanım'ın dedikodunun korkuş doğasını anlamamıza yardımcı olmak için yaptığı bir çalışmadan da söz edeceğiz. Belki buzdolabımın üstünde görmüşsünüzdür. Hala dedikodu yapmamak konusunda bizi uyaran tabelayı saklıyorum. Türkçe yazılı olduğu için kolayca okuyamıyorum ama bana diğer insanlara iyilik yapma konusundaki ortak ihtiyacımızı hatırlatıyor. Hizmet hareketinin meydana getirdiği diyalog fırsatını gerçekleştirebilmiş başka bir çalışma var mı bilmiyorum. Bir süre Hindistan'da yaşadım ve oradayken Gandhi'nin torunuyla tanıştım. O da dinler arası diyalog üzerine çalışıyordu. Ama entelektüel anlamda elitler arasında kalıyorlardı. Daha özel diyaloglar kuruluyordu. Bu hareket gerçek insanların birbirleriyle muhabbet etmelerini sağlamaya çalışıyor ve bu diyaloglardan çıkan sevgi ve ilgi gibi değerleri çok seviyorum. Bu diyaloglarda İslam hakkında birçok şey öğrendim. Amerikan medyasından İslam ve İslam dünyası hakkında sadece kötü şeyleri duymak gerçekten çok kolay. Hizmet ülkemiz için, benim İslam anlayışım için ve İslam'ın diğer dinlerle birlikte yaptığı çalışmalar için doğru bir yaklaşım. Eğitim ve çocuklar her ülkenin geleceğinin çok önemli bir parçasıdır çocuklara dönüp onların sadece okuma yazmayı öğrenmesine değil aynı zamanda kendilerini anlamalarına, temel değerlere sahip olmalarına ve farklı yerlerdeki farklı çocuklarla birlikte çalışmalarına yardım etmek zorundayız. Hizmet okullarını ziyaret etmedim ama kesinlikle haklarında birçok şey duydum ve okudum. Bence hizmet okulları bulundukları yerlerde yapmaya çalıştıkları açısından harika bir misyon yüklenmiş durumdalar. Kolay olan yerleri seçmediniz. Bu tarz bir işbirliğinin ve bağın çok gerekli olduğu yerleri seçtiniz. Açıkça polisin yaptıklarına karşı son zamanlarda yaşadığımız ırkçı ayaklanmalarda da gördüğünüz üzere bu ülkede böyle bağlantılara çok ihtiyacımız var. Bu yaşananlar ülkemizin değerler ve inanç inşa eden böyle bir eğitime çok ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Eğitimde çok fazla sadece matematik, fen ve tarih gibi akademik konulara odaklanılmaya başlandı. Öğrencilerin hayatları için teknoloji ve yeni araçlara ihtiyaçları var ama aynı zamanda temel değerleri öğrenmeliler. Ve bazı ülkelerde kimsenin kişisel alanına girmemeye dikkat etmeye çalışırken bu çok zor. Bu yüzden bu okulların başardıklarından çok etkilendim. Bir tür Hindu ya da Budist bağlamında çalışmaya gayret etmelerinden büyük bir mutluluk duyuyorum. Hizmet hareketinin amaçları ve hakkındaki endişelere gelelim. Hareket hakkında her şeyi bilmiyorum. Tam anlamıyla kesinlikle anladığımı söyleyemem. Ama hizmetin beni çok etkileyen yönü Kürtlerle, Ermenilerle, Rumlarla diyalog kurmaya ciddi şekilde gayret eden bir grup olması. Türkiye'nin durumunda bu tam olarak yapılması gereken şey gibi duruyor. Aynı zamanda Türkiye'deki ve uluslararası alandaki ekonomik gelişmeyi de teşvik ediyor. Yardım faaliyetleri açısından müthiş çalışmaları var. Bu yüzden hareket hakkında her şeyi bilmeme rağmen güven duyuyorum. Türkiye seyahatimin bakış açımı ne kadar değiştirdiğinden gerçekten çok etkilendim. Bir açıdan bırakalım siyasi meseleler kendi kendine tükensin, tam olarak anlamıyorum. Ama dinler arası diyalog, yardım faaliyetleri, okul inşaları ve Türkiye'de bir toplum inşası için saygıyı hak eden emekler verildiğini görüyorum ve saygı duyuyorum. Hizmetle gittiğimiz geziden önce Türkiye'ye gitmiştim. Harika şeyler gördüm. Antalya'ya gittik. E, harika sahiller gördük. Sonra Efes'e gittik ve sergileri gördük. İstanbul'a gittik ve muhteşem şeyler gördük. Ama o gezide hizmetle beraber gittiğimiz gezideki kadar insanlarla kaynaşamamıştım. Hizmete gittiğimde kendi toplumlarında bir fark oluşturmaya çalışan, ailelerini güçlendirmeye çalışan Önemli olduğunu düşündükleri değerlere göre yaşamaya gayret eden sorumluluk sahibi, düşünceli insanlar gördüm. Niğde'ye gidişimiz bu açıdan özellikle faydalı oldu. İnsanlar hakkında bağlı oldukları ve uğruna çalıştıkları şey hakkında harika şeyler hissettim. Bu yüzden o gezide olmak, Türkiye'ye gitmek çok önemliydi. Okuyabilirdim ve birçok insan okuyabilirdi ama asla bana o Türkiye gezisinin verdiği tecrübe ve bakış açısının bir kısmını dahi olsa verebilecek hiçbir kitap okuyamaz ve hatta hiçbir belgesel izleyemezdim. Türkiye'de olanları görmek çok önemliydi. Hizmet hareketinin kendini geliştirebileceği alanlar. Allahım, e, yapmaya çalıştığınız şeyden o kadar etkilendim ki, bu kadar iyi şeyi nasıl yapabildiğinizi biraz bile anlayamıyorum. Amerika'da merkezler açıyorsunuz. Burada yaptığınız Anadolu Festivali inanılmazdı. Bu yaptıklarınızı bile nasıl başardığınızı bilemiyorum. Bu yüzden daha fazla ne yapılabilir diye sormanız benim için biraz garip ve tuhaf oldu. Ama bu bir tür beş yıllık plan değil, bir hareket. İnsanlarla ilişkiler kurup yeni fırsatlar ve hikayeler inşa ettiğiniz bir hareket. Bizim gezimizde yaptıklarınıza bakın. Açıkçası gezideki insanlardan biri Kaliforniya'dan oldukça muhafazakar birisiydi. Kendisiyle Kaliforniya siyaseti konuşurken sıkıntı yaşadım. Ama sizler bizi yardımlaşma ve dünyanın gelişmesi gibi konularda görüşmek üzere bir araya getirdiniz. O konularda bile bazı görüş farklılıklarımız vardı ama siz Kaliforniya'dan gelmiş iki insan için ortak bir zemindeniz. Yani harika bir iş yapıyorsunuz. Yaptıklarınızdan daha fazlasını istemenin haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yaptıklarınız gerçekten çok özel işler. Música